Bu inanılmaz. Bir de sizin kendinizi anlattığınız bir başka kariyer hikayesi var. Böyle siz nezaketle yaklaşıyorsunuz da çok anlatmıyorsunuz ama biz böyle sıralamaya çalıştığımızda yetişemedik. Çalışmalarınıza da yetişemedik. Ama dünya sizi takip ediyor. En sonda Bilge Hoca ne üzerinde çalışıyor? Onu da soracağız. Bir de gençler, anneler, babalar, bizim umuda ihtiyacımız var. Ve bize o umudu veren isimlerden, bilim insanlarından birisi Bilge Hoca. Bir dinleyelim kendisini nasıl anlatıyor, sonra konuşalım. Bilimsel merak benim temel motivasyonum. Kariyerim için ben bu yönü seçtim. Çünkü entelektüel olarak çok meraklı bir insanım ben. Cevabını bilmediğimiz sorular karşıma çıkarsa ve bu benim ilgimi çekerse onlara kafayı takıyorum ve bir ilerleme gösterinceye kadar kendimi alamıyorum. Ve fen bilimlerinden, fiziksel bilimlerden çok zevk alıyorum ve çok zevk alarak çalışıyorum yaptığımız araştırmalar üzerinde. Ben Bilge Yıldız, Massachusetts Institute of Technology'de profesör olarak çalışıyorum. Alanım elektrokimyasal malzemeler ve enerji. Bölümlerim de malzeme bilimleri ve nükleer bilimler. İnanılmaz. Daha devamı da var. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Sağ olun. Sizi dinlediğimizde bir yandan o öyküyü, iki öğretmenin kızı, fen lisesi mezunu, sonra Hacettepe Üniversitesi'nde nükleer mühendislik bölümü mezunu, kariyerine MIT'de devam ediyor, eğitimine MIT'de devam ediyor. Sağ olun. Doktora yine o dünyanın en saygın üniversitelerinden birinde MIT'de yapılıyor. Dünya nereye gidiyor? Peki biz neredeyiz? Biraz da bunu anlatır mısınız bize hocam? Tabii. İlk sorunuzdan başlayalım. Dünya nereye gidiyor? Tabii haberlerde de hep duyduğumuz gibi, içinde yaşadığımız gibi zor olan sorunlarımız var dünyada. Küresel ısınma, ekonomi, politik sorunlar, sağlık üzerine. Ama sorunlar var diye duramayız. Bizim yapmamız gereken, yapabildiğimizin en iyisini yapıp bu sorunlara çözümler üretmeye çalışmak. Benim alanım bilim. Ben bilim yaparak bu sorunlardan birine teknolojilerin ilerlemesi için katkıda bulunmaya çalışıyorum. Herkesin elinden geleni yapması lazım. Ben de yapabileceğimi yapıyorum. Bu kısa filmde de gösterdiğiniz gibi benim alanım enerji teknolojilerini geliştirmek ve temiz enerji, karbondioksit yaymayan enerji teknolojilerini geliştirip küresel ısınma, enerji kısıtlılığı gibi sorunlara katkıda bulunmak. Dediğim gibi pozitif olmak önemli. Sorunlar hep var hayatımızda. Bu sorunların kimisi büyük, kimisi Hep daha ya, küçük. Evet. çocukluğunuzdan beri öyle miydiniz peki? Ben dediğim gibi ailemden bu pozitif olma yönümü onlardan aldım. Annem Mükemmel. hep bir şey ilk planladığın gibi gitmezse olsun hayırlısı vardır kızım derdi ve devam edersin. Yani yapmaya çalışmaya ne ilgini çekiyorsa, ne sorununu çözmeye çalışıyorsanız. Dediğim gibi sorunlar var diye durmak yok. Sorunlar var diye daha çok çalışmamız lazım. Herkesin bir yeteneği var. Herkes topluma kendi yeteneğiyle katkıda bulunabilir. Ben de kendi yeteneğimle katkıda bulunmaya çalışıyorum. Herkesin yapması gereken bu bence. Ve çok yetenekli insanlarımız var yani. Bunların hepsine fırsat verip kullanmamız gerekir.